Hı. Bitmedi mi? Ne zaman bitecek ki? Tıp. 1, 2, 3 tıp. Bu araba hiç hastaneden çıkamıyor. Vallahi. Şahin'de. Şahin de sıra aldı. Hı? Şahin de sıra aldı. Hı? O da senin gibi aynı. Bana şuradan çıkıyor. Ben şuradan çıkıyorum. Hı hı. Aldır havanı. Çeksin, çekme, oynama da çeksin. Ne kadar temiz. Hastaneleriniz var arkadaşlar, görüyor musunuz? Yine biz hastanedeyiz. Bu aralar hastaneden çıkamıyoruz. Bugün de Duran'dan Şahin'i getirdik. Muayene oluyorlar. Duran'a hava taktılar. İlaç yazdılar. Bir yandan da kafasını gözünü oynatıyor. Neyse, hayırlısı olsun hakkımızda. Her şeyi Rabbim bilir. Rabbim alır. Rabbimden gelene kapımız her zaman açık arkadaşlar. Allah büyük. Neyse arkadaşlar, sonra görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız değerli takipçilerim. Allah çok şükür, çok da iyiyik. Allah yüzümüze baktı bir kez daha. Allah bizim elimizden bir can daha almadı. Bugün rüyadayı gördüm arkadaşlar. Odaya çıkmış. Babası görüntülü aradı. Konuştuk. Çocuk yemeye başlamış. Patates kızartması, ondan sonra ne bir diğer bir şeyler, bayağı bir şeyler, çilek vardı. Onlar da ne yemeye başlamış arkadaşlar. Öyle mutluyum, öyle sevinçliyim ki anlatamam. Sevincimden bir kez daha ağladım bugün. Gerçekten. Ondan sonra akşam da Allah nasip ederse görmeye gideceğim değerli takipçilerim. Bu 3 gündür yoğun bakımdaydı çocuk. Rabbime binlerce şükürler olsun. Gözlerini açtı, kendine geldi, bizi çok sevindirdi, çok mutlu etti. Rabbime binlerce şükürler olsun ki gerçekten acı, evlat acısı kadar hiçbir kota acı yok arkadaşlar. Yani anlatamam sevincimden, gerçekten çok mutluyum. Hem de hüzünlüyüm, hem de çok sevinçliyim. Allah bir kez daha yüzümüze güldü arkadaşlar, yeğenimin, annesinin. Yüzüne güldü. Normal odaya geçti. Bugün saat 10 muydu? 11'e geliyordu. O arada beni aradı Yaşar. Ondan sonra işte alnında yara var. Bir de dişi kırılmış arkadaşlar. Onunla olsun. Onunla geçmiş olsun. Gerçekten çok zor. Hani biz 2 gün yoğun bakım kapısının önünde oturduk. Ama elimizden hiçbir şey gelmedi. Gelmiyor. Biz çıktık geldik arkadaşlar. Pazar günü
Şahin, Duran, Bel, Özlem, Songül'ün ailesi hepsi yoğun bakımın kapısında aç, susuz, uykusuz 3 gün 2 gün bekledik arkadaşlar. Gerçekten hani ya orada bekleyen insanlara, yoğun bakımda yatan hastalarımıza Rabbim bol bol sabır versin. Hasta yatanlarımıza Rabbim şifa versin. Çaresizlik çok zor. Gerçekten arkadaşlar çaresizlik çok zor. Hepiniz merak ediyorsunuz. Rüyadanın neden böyle olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şahin'in doğum günü akşamı buradalardı. Burada yedik, içtik, eğlendik, güldük. Çocuk da buradaydı. Şahin annesinin oradaydı arkadaşlar. Şahin'i işte buradan gidince Şahin'i almışlar annesinin oradan. Yaşar çalıştığı dükkan, dükkana geçmiş. Dükkan da yabancı dükkan değil arkadaşlar. Kaynının dükkanı. Çocuğun mamasını unutmuşlar. Mamayı alalım eve geçelim diye oraya geçince orada çalışan elemanın abisi böyle iki kere üç kere havaya atmış. Havaya atınca aspiratör varmış. Aspiratör mü ne diyorlar ona, bir şey diyorlar, adını da getiremiyorum. Vallahi gerçekten çok tehlikeli bir şeymiş, lanet olsun. Ondan sonra hele ki eksi birdeymiş arkadaşlar, 3-5 olaymışmış, daha tehlikeli, daha kötü, belki de başımıza daha kötü olaylar gelebilirmiş imiş. Rabbim korumuş, bir eliyle atmış, bir eliyle tutmuş diye hesabı arkadaşlar. Mamayı almaya geçince işte başlarına böyle bir iş geldi. İki gece, üç gündüz yoğun bakımda kaldı. Aslında dün çıkaracaklardı normal odaya ama pazar olduğu için doktor bugün gelmiş, bakmış, incelemiş her şeysine. Her şeysi çok güzelmiş. Yani hiçbirinde hiçbir şey kalmayacakmış. Sağlığı gerçekten de çok iyiymiş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hem kendimiz için, hem annesiyle babası için gerçekten arkadaşlar. Hani öyle bir diye şahit oldum ki bu acıya annesi babası gözlerini açıp da normal odaya geçince gözlerinden gülücük saçılıyordu. Mutluluk, sevinç saçılıyordu. Ama yoğun bakım kapısının önünde otururken gözlerinden hüzün akabiniyordu. Çok zor, çok kötü. Rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah kimsenin evladının canı yanmasın, ayağına taş, gözüne yaş düşürmesin. Evlat acısı gerçekten arkadaşlar tarifi yok. Benim de oğlum öldü. Hayatta 2 aylığıydı. Yani hepsini yaşadık. Yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bugünümüze evlatlarımız yanımızda, canları sağ, hayattalar. Ona binlerce şükür olsun. Gerçekten çok şükrediyorum arkadaşlar. Evlatlarımız için, evladım için. 2 oğlum var. Başına iş gelmesin, ayağına taş düşmesin. Gözüne yaş değmesin. Canları sağlıklı olsun. Yani yanımda olsun, huzurlu, mutlu olsun. Bir yavan ekmeğe. Ben çocuklarımı bulur, buşurur, yediririm, karnını doyururum. Ben kendim aç da olsam gerçekten aramam. Ama işte böyle acılarda Rabbim hani bir sınav olaraktan başımıza biliyor. Bu sınavı da bize çok güzel atlatıyor arkadaşlar. Hem acısıyla, hem tatlısıyla, hem hüzünlüğüyle, hem sevinciyle. Rabbime şükürler olsun. Sağ eliyle atmış, sol eliyle atmış, sağ eliyle tutmuş. Çocuğumuz çok iyi, gözlerini açtı. Annesiyle babası mutlu. Bugün bir aile olaraktan resim çizmişler, görüntüler aldılar. Oğlu, kızı, annesi, babası hepsi yan yana. Hani mutluluk saçıyorlardı gerçekten. Yani annem bir yandan, ben bir yandan buradayım arkadaşlar. Sürekli Aksaray'a gidip geleme yok. İşimiz oluyor, olmuyor. 2 gün, 3 gün kaldık çocuklarına. Şahin hastaladı, Duran hastaladı. Akşam hastaneye onları götürdük gittik. Birer inne yediler, birer serum, hava, Duran'a hava taktılar. Ondan sonra Şahin'e inne vurdular, Duran'a tekrar inne vurdular. İlaçlarını aldım, geldim arkadaşlar. İşte sabahleyin de işe gittiler. Çalışmak zorundalar arkadaşlar.
çalışmazsan olmur. Hiçbir şey olmuyor. Allah can sağlığı versin Rabbim. Kuş kuvvet versin. Canlar sağ olsun. Girsinler çıksınlar evlatlarımız. Gerçekten. Şimdi geldik arkadaşlar. Ben annemgildeydim. Annemgilde biraz işlerimiz vardı. Ondan sonra pazara gittim. Pazarımı yaptım arkadaşlar. Zepse meyve aldım. Ramazangil iş aldı. Çocuklarla sabahleyin kalktı. İşe gittiler. Şimdi ben de onlara yemek hazırlayacağım. Saat 4 şu an. Yemeğimizde arkadaşlar şey aldım. Göğüs. Sote yapacağım. Bir de yanına pilav yapayım. Turşu koyarım. Onunla bununla yiyip ağzımız tatlı olsun. Gönlümüz hoş olsun. Yediğimiz yavan ekmek daha içimize gerçekten iyidir. Yani karnımız doyar. Ama gönlün hoş olmazsa hiçbir şey ne yersen ne içersen istersen bali istersen kaymak ye olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaşlar. Biraz eksiklerim vardı arkadaşlar. Onları aldım dolap için. Ondan sonra ha diyordum sufram eksik. Bir yemek yedirsem annemin oraya gidiyorum. Oradan getiriyorum. Olmuyor. Ondan sonra 2-3 tane sofra aldım. Çayengil'e çorap aldım. Kendime çorap aldım. Geldim arkadaşlar. Şimdi yemeğe girişeceğim. Yemeğe de yapayım. Koyayım şuraya hazır olsun. Birazdan Ramazangil'de işten gelir. İşten gelince de annem olur, çocuklar olur, ben olurum, Ramazan olur. Aksaray'a gideceğim arkadaşlar çocuğu görmeye. Canı ne istiyorsa, içinde ne geliyorsa alacağım, onu da götüreceğim. Gitsin, içsin. Gerçekten yeğenimin çocuğu, benim de yeğenim arkadaşlar. Ben çok severim çocukları biliyorsunuz. Her çocuğu çok severim. Ama yeğenlerimin çocukları da bir ayrı kardeşlerim olsun, yeğenlerim olsun. Yeğenlerimin çocukları olsun. Zaten öksüz, yetim, anasız, babasız, kimsesiz bir yeğenim var. İki tane yeğenim var. Biri uzman, birisi Yaşar. Şuradan bir yuva kurdu. Aksaray'a taşındı. Ekmek kavgası arkadaşlar. Ekmek kavgası şehir şehir gezdirir insanı. Koyda kalsalar hiçbir şey olamazlardı. Hiçbir şey yapamazlardı. İşte Aksaray'da ekmek kavgasının arkasında koşuyorlar. Evvelden gelinimiz de çalışıyordu. Sonra çocuklar olunca o ayrıldı. Çocuklar büyüsün. O diyor sürekli zaten ben de çalışacağım diye. Ama şimdi çocukların başında bir dursun. Büyüsün onlar bir. Oğlanaya başlasınlar. Yani arkadaşlar olayımız bu. Bir olayımız daha var ama onu açıklamakta istemiyorum. Onların adını da ağzıma kesinlikle almak istemiyorum. Onların Allah bildiği gibi yapsın. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Zaten Esen de herhalde. O ablam benim halimden de anlıyor, biliyor da. Buradan ona da kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar yolluyorum. Bütün beni izleyen takipçilerime, nereden izliyorsa, hangi şehirden izliyorlarsa, Allah binlerce kez razı olsun hepsinden. Hepinizi çok çok seviyorum değerli takipçilerim. Bana çok destek oldunuz. Çok yardım oldunuz. Yardımınız oldu. Benim kendi akrabam olsun, eşim olsun, dostum olsun. Onların bilmediği destekleri sizler bildiniz. Hepinizden çok çok razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bu arada yani sevincimiz, mutluluğumuz, hüzünümüz şöyle bir kenara atalım. Mutluluğumuza bakalım, önümüze bakalım, sevincimize bakalım gerçekten. Bir iyice usandım arkadaşlar ağlamaktan. Gülmeyi hiç beceremem. Hani bana diyorlar ya suratsızsın, şöylesin, böylesin. Her şeyimle dalga geçiyorlar ya. Benim içimdeki acıyı bir Rabbim bilir, bir de ben bilirim. Gülmeye de bilirim. Ağlaya ağlaya gülmeyi unuttuk ki. Şöyle sofra bezi aldım arkadaşlar. 3 adet. Üçü de böyle büyük büyük. Böyle renkli aldım. Yemek döküldüğünde. Leke kalmıyor arkadaşlar. Hemen alıyor atıyor makine. Hmm.
Büyükmüş, bayağı büyük. Tanesini 150 TL'ye aldım arkadaşlar. 3 tanesi 450 TL'ye tuttu. Bunları da kaldırayım arkadaşlar. O zaman altına şu an 2 tane elimde kullandığım, biri misafir için, birisi kendimiz için suframız var. Yeri geliyor masada yok, yeri geliyor yerde yok arkadaşlar. Yani gidiyor. Bunları da böylece köşelerin içine alayım, kaldırayım değerli izleyicilerim. Yarın bir gün bir yemek verdiğimizde, bir şey verdiğimizde şöyle göstereyim. Lazım olur. Bu böyle arkadaşlar. Bunun ikisi de aynı değilmiş. Ben ikisini de aynı zannediyordum. Yo, aynıymış. Gözümde de renk oluyor herhalde. Şöyle arkadaşlar. 3 tane oldu yani. Böyle 3 tane diye aldım mı? Benim elime para geçtikçe arkadaşlar. Sofra bez alayım. 2-3 daha. Ayşe Gölü'nde annesini demiş gidiyor. Bunu da şöyle köşesinden hiç çıkarmayın canlar. Köşesinden kaldırayım, bazamın altına koyayım. Hani biliyorsunuz biz burada oruçta olsun, normalde olsun, bir şey olduğunda olsun, 2-3 saat yemek verdiğimizde şöyle elimizin altında hazır bir şekilde dursun. Çocuklara çorap aldım değerli takipçilerim. Hiç çorap dayandıramıyorum ben bu oğlanlara. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Her hafta 5 tane çorap alıyorum. 3 renkli, 3 renksiz. 2 tane renksiz. Şöyle görmüş olduğunuz beyaz da değil, mavi. Mavi değil aslında, krem. Şöyle 3 tane de siyah aldım. Ondan sonra bir şen giyiyor, bir duran giyiyor. Onu çıkarıyorlar, kirlendi mi bir diğer açıyorlar. Mesela ben böyle arkadaşlar aldığım çorapları hani öyle böyle basmam, dolaplarımın gözlerine güzel güzel iyileştiririm, iç içine sokarım. Ondan sonra çizsinler, rahatça bulsunlar, bilsinler diye, ama nafile. Oğlan çocuğu gerçekten çok dağınık oluyor. Çok da dengesiz giyiniyorlar. Bir tane, 2 tane de şöyle kendim aldım canlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra bu bana, o benim yazımı çıkarır Allah'ın izniyle. Yani bugün pazardan aldığım sadece şu evime kalabilecek madde, malzeme. Pişman olmuyorum böyle malzeme aldığımda arkadaşlar. Çünkü pişmanlık duyulacak bir şey değil. Mutfak ihtiyacı. Yani onun bunun kapısına gidip de yok deyip de dönüp gelmektense evinden çıkarıp kullanması gerçekten çok iyi oluyor. Ben bu konuda çok evime düşkünüm arkadaşlar. Neyse ne yapalım canlar. Şimdi girişelim. Akşam yemeğimize şöyle malzemelerimi hazırlayayım. Biraz sonra görüşelim. Evet değerli takipçilerim. Şöyle biberleri doğradım. Ondan sonra biraz kavruldu. Şimdi göğsümü de şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar küçük küçük şöyle küçük küçük de doğradım. Şimdi bununla bunu buluşturalım. Videom aslında sabit de bir tarafa çekmek istiyorum arkadaşlar da şarjım yok. O yüzden kusura bakmayın. Biberinden de şöyle pişsin biraz bu arkadaşlar. Domatesini de doğrayayım. Ağzını kapağını kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Çaydanlığın sapını da yakacağız. Şöyle arkadaşlar o biraz etiyle pişsin. Koyusu biliyorsunuz zaten canı pişer. Ondan sonra da şey doğrayacağım. Domates. Domatesi de doğrayayım arkadaşlar. Domates doğramadan önce şu etimi bir kaldırayım. Yarın onun yanına bir tabak daha koyu alayım değerli takipçilerim. Ondan da şey yapayım. Kofte yapayım. Şöyle et köşelerinin içine koyayım arkadaşlar. Dolaba kaldırayım. Şöyle 3 adet de domates doğradım. Canlar fazla doğramadım. Çünkü yemeği biliyorsunuz domates fazla oldu mu eşkidiyor. Eşkimemesi için şöyle
Görüyorsunuz, fokur fokur kaynıyor. Koyu salmıştım arkadaşlar. Lezzetli oluyor, seviyor böyle hafif şeyler arkadaşlar. Zaten bizim evde standart yemek biliyorsunuz. Her gün pişiyor. Gerçi biz bayanların işi yemek yapma, bulaşık yıkama, ev süpürme, çamaşır, bulaşık, onlarla uğraşmak. Şöyle arkadaşlar koymuş olduğunuz gibi biraz daha fokurdasın. Ondan sonra domatesini, salçasını, biberini, tuzunu katayım. Yemeğimiz olsun. İkinin de okundu bu arada arkadaşlar. Onun arkasına da şöyle saat 5.30 gibi pilavımı pişireyim. Pirinç pilavı yapacağım. Bir de süs biberi turşum var arkadaşlar. Burası da benim aşk böceğim. Çiçeği şunlar haplarım. Şu seviyorum arkadaşlar. Masamın üstünde durmasını çiçeğe. Bir alıyorum içeri de gerçi. Bu da her zaman elimin altında lazım oluyor. Peçete. Kettle'ım. Biraz sonra bir ofte bir kahve yapayım arkadaşlar. Bir kahve içeyim. Yemeğimiz piştim pişiyorum diye nadir. Şu domatesini biberi de yerine kaldırayım. Bu hafta biliyorum arkadaşlar. Diyeceğiniz Hacer domatesi, biberi yine niye çok aldın diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mesele var. Ramazangil iş aldı. İş aldığı yerin yemeğini de üzerine aldı. Günlük buradan mesela domates, biber ne pişirirsem ne kalırsa onları hazırlıyorum arkadaşlar. Kavanozluğum. Götürüyorlar, gidiyorlar. Orada da yiyorlar. Şimdi çoluk çocuk aç mı çalışsın? Bir de yemeği kendi üzerine aldığı için arkadaşlar yemeği geriden gidiyor. Biraz da o yüzden fazla pişiriyorum ki yarına da kalıp götürsünler diye. Bu yemeğimizin şeysi tamam arkadaşlar. Domatesini de dökeyim. İlle de diyorsunuz ki ben girmek istemiyorum tavaya. Ama gireceğiniz. Şimdi ben buna bir renk vereyim arkadaşlar. Salçasını, biberini, tuzunu atayım. Bir çay, bir su bardağı da su döktüm mü kendi şöyle kıvamında koyacağız pişer. Şöyle. Evet canlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi yemeğimizin rengini getiren salçası, biberi, lezzetini getiren tuzu. Şöyle güzelce bu da tamamdır canlar. Pişsin. Piştikten sonra buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Yanına bir güzelce pilav. Bir kavanozda süs biberi turşum var arkadaşlar. Onu da aldık mı yanına? Yeme de yanında yat vallahi. Oh be, neşem yerine geldi. Allah, neşeliyim arkadaşlar. Mutluyum, sevinçliyim. Çocuğumuz bizimle, babasıyla, anasıyla şu an bir arada oturuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Yüzleri gülüyor. Onların yüzü gülüyor mu? Benim yüzüm onlardan daha çok gülüyor arkadaşlar. Vallahi gerçekten. Yemeğimiz bitsin canlar. Bir de yanına pilav yapayım. Ramazangil de işten gelir biraz sonra. Ondan sonra yemeğimizi yedikten sonra bir eline Aksaray. Bir Aksaray turu yaparız. Çoluk çocuk hep beraber hastaneye gideriz arkadaşlar. Gözümün önünde görürüm. Daha mutlu olurum. Ondan sonra ilerleyen saatlerde görüşürüz diyeceğim ama canlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Sağlık elden gitti mi bir daha gelmez. O yüzden gerçekten arkadaşlar sağlığımıza çok dikkat edelim.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese hayırlı günler.